aslında. Yani seni aldırlar, ne yaparsan yap, yok öyle. Evet. Ürün ne zamanda geliyor? Aynen. Kuryeli aslında. Sahtekar da olur. Affedersin. Aslaların düşüncesi şöyle. Ha. Tıp bulundu. Kendisi kanserden. Ne? Bırakmıyor bir tarafa. Yok ben yapacağım, ben düzeldi, iyileştireyim. Öyle bir şey yok. Öyle ben biliyorum dersen bu. Hatta ameliyat eden doktor bile... Ne ameliyat dedi bu? Kitle var dedi. Kitle var dedi. Yani midede kitle var. Biz bunu böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, temizliyoruz dediler. Bu en ağır hastalığın adını bile söylemedi doktor bana. Ama biz sonradan anladık tabii ki. Neydi bu? Bu bir kanser, mide kanseri. Ama biz kanser kelimesinden çok korkuyorduk. Evet. Başka normal vatandaşlar, insanlar gibi. Ben ilk duyduğumda bu kanser kelimesini ben yıkıldım. Evet. Ama ondan sonra tabii ki ürünlerin yardımını hissettim. Dedim, bu da insanlar için. Sonra Şevki Bey'in iyileştirdiği çok insanların araştırdım internetten. Evet. Ondan sonra bu 6 ay boyunca tabii ki inancımı hiç yitirmedim. Gerçekten inandım. Yani adı ne olursa olsun bir hastalığın yani bu bir normal bir süreç. Evet. Bu fitoterapi, bu bitkisel tedavi diye ben inandım. Başka ülkelerde de uygulandığını internette de okudum. Şimdi bu daha sonra anladık biz pankreas, karaciğere sıçradığını, bu kötü hücrelerin diyeyim ben. Ve Şevki Bey dedi, sizin bu CA'larınızdan daha yüksek olan, iki kere daha fazla olan hastalarımız var dedi. Onlar iyileşti. Ve 6 ay sonra bir şeyiniz kalmaz dedi. Gerçekten. Ve gerçekten de işte ilk geldiğimizde 3 ay önce geldik. Eşimle Şevki Bey'in yanına yarı yarıya inmişlerdi. Ondan sonra daha azaldı. Daha azaldı. Son da işte gösterdiğimizde Türkiye'de, şu an dünyada, temizlendi. Ben eşimin hep yanındaydım. Evet. Hastalık, sonra ameliyat. Eşimle inandık. Eşim de başladı Şevki Bey'in ürünlerini almaya. 2-3 gün sonra dedi ki ben iyileşiyorum. 2-3 gün sadece. Biz buna çok sevindik. Ama eşim sabah, öğlen, akşam bütün programı uyguluyordu. Ondan sonra bütün verdikleri ürünleri tam saatinde alıyordu. Şevki Bey mesela meyvelerle ilgili de söylemişti, meyveleri kullanmasın. Bunu hiçbir doktor bize söylemedi. Onları da eşim almıyordu. Ve şu anda biz çok çok sevinçliyiz. 6 ay sonra eşimin herhangi bir organda başından başlayın, daha sonra akciğer, sonra mide, karaciğer, pankreas, kemik, her şey temiz. Ondan sonra iki kür kemoterapi. Ama bitkisel tedavinin herhangi bir yan etkisi olmadan bu kadar faydalı olması bütün bizim çevremizi, bütün Bulgaristan, Rusya'daki müşterilerimiz, ben Rusya'yla genelde çalışıyorum, hepsini çok çok etkiledi ve çok insan şu anda gelmek istiyor. 6 aylık bir program yaptık Elman Bey'e. Birer aylık şeklinde. Tabii perizler verdik. Ondan sonra kullanım talimatları verdik. Verdiğimiz bitkiler sayesinde 6 ay sonra şu anda tertemiz. Bütün organları temiz, pankreası temiz, karaciğeri temiz, midesinde bir sıkıntısı yok. Ve turp gibi sapasağlam. Yeni temiz raporlarını getirdiği için bundan sonra artık koruma desteği vereceğiz. Raporları zaten burada dosyasında biriktiriyoruz. 3 ay öncekiler de burada. Zaten her 3 ayda bir kontrolleri yapıldı, doktor kontrolleri. Oradaki tedavileri de yapıldı. O destek tedavi olarak biz verdik burada. Oradaki tedavileri de sürdü ve doktorların vermiş olduğu ilaçları da kullandı ve bizim verdiğimiz ürünleri de kullandı. Ama şu anda tamamen iyileşmiş durumda. İşte acı, ekşi, turşu, kızartma, bunlar karaciğeri yoruyor, bozuyor. Artık kırmızı et kanseri besliyor.
artı şeker içinde olan her şey kanseri besliyor. Bunlar içerisinde meyveler var, üzümdür, muzdur, portakal, elmadır fark etmiyor. İçerisinde şeker olan her şey kanseri besliyor. Kanser bunlarla çoğalıyor, kitle bunlarla büyüyor. O yüzden bunları periz olarak verdiğimizde içinde en çok şeker olanları biz örnek olarak birkaç tanesini yazıyoruz. Ve şunu diyoruz, tatlı hiçbir şey tüketmeyin. Kanser çünkü bununla besleniyor. Artı grip olduğu zaman bu hastalık tetikleme yapıyor ve şekerli şeyler yendiğinde onlar tetikleme yapıyor. Bunu tabii doktorlar uyarmıyormuş, buna üzüldüm. Ama biz uyarıyoruz. Diyoruz ki kesinlikle şekerli bir şey almayın ki bizim vermiş olduğumuz bitkilerin faydası olsun. Ve dediğimi yapan hastalar da Elman Bey gibi 6 ay içerisinde bu sorundan kurtuluyorlar. İlk gelen raporlarda burada hastalığın tespiti şu şekilde yapılmış. Metastazları var. Bugünkü gelen raporlar da tertemiz. 6 aydan sonra şu anda hiçbir organında kanser namına bir şey yok. Tertemiz. Karaciğeri temiz, pankreas temiz, midesi temiz. Hiçbir yerinde, hiçbir kemiklerinde falan hiçbir yerinde bir sorun yok. Ve bu en son aldığı temiz raporu.